Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Bluetooth standı ve Kablosuz şarj standı aslında ikisi bir arada bir ürünle birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi Mikado markasının MDG111 modelli bu ürünü inceleyeceğiz. Gerçekten baktığınızda güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Hem kablosuz şarjı destekleyen bir telefonunuz varsa telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca bluetooth hoparlör olduğu için şarkı dinleyebilir veya başucunuzda ya da kullanmış olduğunuz bir mekanda bu ürünle direkt böyle bir görsel şölen yaratabilirsiniz üzerinde RGB ışıkları bulunuyor. İsterseniz tek renk yakabiliyorsunuz. Sarı yani gün ışığı rengi İsterseniz kırmızı, mavi Hani herhangi bir rengi tek renk olarak da Yakabiliyorsunuz. Ayrıca Ürünün modları bulunuyor ve bu modlar Arasında ışık geçişleri yapabiliyorsunuz İşte ışıklar dönerek böyle RGB Olduğu için renkler değişebiliyor Ürün 15W'a kadar da şarjı destekliyor Eğer telefonunuzda MagSafe kablosuz şarj özelliği bulunuyorsa Bu ürünle hem bluetooth'la Şarkı dinleyerek hem de telefonunuzu Bir bluetooth hoparlöre bağlayarak Yani bu ürüne şarkılar dinleyebilirsiniz Ürünün kutu içeriğine baktığımızda zaten görmüş olduğunuz gibi görsele yer verilmiş ve bu görsel sayesinde de zaten tüm her şey ortaya çıkıyor. Ürünün kutusunu açacağız ve incelemesini birlikte yapacağız sizlere. Ses performansını, bütün özelliklerini göstermeye ve aktarmaya çalışacağım. Gerçekten muazzam bir ürün. 1 bir, bir buçuk hafta yakındır kullandığım bir ürün ve yatarken artık kabloyla uğraşmıyorum. Telefonumu üzerine koyuyorum ve şarj ediyorum rahatlıkla. Siz de şu anki görselde zaten nasıl şarj ettiğimi görüyorsunuz. Gerçekten böyle hani fiyat bandına baktığımızda uygun fiyatlı ama kaliteli bir ürün olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bir kutu açılımını yapalım ve sonrasında siz sizlere müzik performansını dinleteyim ve tekrardan kamera karşısına geçeyim. Mikado g 111 modelli kablosuz şarj standı ve bluetooth hoparlörü kutusunu açıp incelemesine başlıyoruz. Geldik ürünün kutusunu açmaya. Öncelikle ürüne bir yakından bakalım. Daha doğrusu kutusuna. Burada 15 watt hızlı şarjı desteklediği USB, bluetooth radyo ve 1800 miliamperlik bir bataryası bulunuyor Ayrıca olmadık da bir hoparlörü var gerçekten güzel yan tarafında da zaten gerekli detaylı bilgilere yer verilmiş Ben bu ürünü kullanıyorum kutulamasını yeni yaptım ve sizlere göstermek istiyorum arka kısmına baktığımızda burada İngilizce bilgilere yer verilmiş şimdi kutuyu hemen açalım zaten kutu içerisinden fazla bir şey çıkmıyor şöyle kaldırıyoruz kutuyu ürünün kendisi bizi karşılıyor bu şekilde zaten bir poşette gelmişti tarafıma Hemen ilk olarak şöyle poşetten çıkartıyorum ürünü sizler için ve görmüş olduğunuz gibi burada üstünde gerekli tuşlar var. İşte ileri, geri, ses açma tuşu, mod değiştirme ve ürünü açma tuşu. Hemen şöyle şuraya basılı tutuyorum bir kere ve görmüş olduğunuz gibi ses geldi. Böyle kısa tuşlarla basarak kendi ışığının rengini değiştirebiliyorsunuz. Zaten bunları detaylı size gösteriyor olacağım. Arka kısmına baktığımızda AUX girişi, USB girişi ve SD kart girişi buradan da ürünü şarj edebiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Şimdilik şöyle ürünü bir kapatalım ve size zaten Ay detay o. görüntülerini gösteriyor olacağım. Malzeme yapısına baktığımızda gayet şık duruyor. Böyle masanızda yani şu şekilde düşünebilirsiniz masanızda böyle duruyor ve üst kısmında kablosuz şarjı desteklediği için buraya telefonunuzu yerleştirebiliyorsunuz ve 15W'a kadar şarj edebiliyorsunuz bu üst kısımdan telefonunuzu. Bir adet şarj kablosu çıkıyor bir tarafı USB bir ucu da yani type yani Type-C bununla ürünü şarj edebiliyor ve Kablosuz kullanacağınız zamanda da prize takılı olarak hani bunu bir batarya olarak düşünebilirsiniz. Bu ürüne takılı oluyor ve telefonunuzu kablosuz başucunuza ya da nerede kullanmak istiyorsanız şarj edebiliyorsunuz. Son olarak kutu içeriğimizden bir adet kullanım kitapçığı geliyor. Bunun içerisinde de gene ürünü nasıl kullanacağınız ve burada detaylı bilgilere yer verilmiş. Buradan da videoyu durdurarak görüntüleyebilirsiniz. Tüm bilgiler burada yazıyor. Boyutlarından şarj süresine kadar ne gibi kullanımı varsa hepsini gösteriyor. Bu arada 9 watt'la şarj oluyor ürün. Kutu içeriğimiz bu şekildeydi. Gerçekten ürünün görseli burada görmüş olduğunuz gibi sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Çünkü tamamen hem göze hitap eden hem de şarjınızı rahatlıkla yapabileceğiniz bir stand olduğunu unutmamak lazım. Burada da Mikado markasının kendi logosuna yer verilmiş. Müzik I never will. No, so I choke you down just like a pill. kutu açılımını ve müzik performansını sizlere dinletmeye çalıştım. Görmüş olduğunuz gibi beyaz bir tasarımı bulunuyor ve gayet şık bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Masanızda bu şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Gerçekten böyle hani yatak ucunda baş ucunuza koyduğunuz bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Kitap okuyorsanız veya yatmadan bir şeyler izleyip bir şeyler bakıyorsanız gün ışığı modunda ya da işte diğer renkleri modunda baş ucunuzda hem bir lamba hem de bir şarj cihazı olarak hizmet sağlıyor. Birçoğumuz yatarken podcast dinliyoruz veya müzik dinliyoruz ki ben podcast dinlemeyi seviyorum. Siz de bu ürünü telefonunuza bağlayarak podcastlerinizi dinleyebilirsiniz. 1800 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Yaklaşık 2,5-3 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor bizlere. Bu da gerçekten uzun bir süre. İstersen bu ürünü dışarıya da götürebilirsin ya da işte pikniklerde ya da böyle akşam saatlerinde yaz aylarında çıktıysan bir piknik tarzı bir şey yapıyorsan orada da işine yarayacak. RGB ışığını açarak insanların güzel görmesini sağlayabilir. Ufak tefek müziklerini dinleyebilirsin. Bu arada 10 watt'lık bir performansı bulunuyor hoparlörlerin. Bu da gerçekten yüksek bir ses veriyor. Eğer kapalı bir mekanla dinliyorsanız tatmin edici basları ve tizleri güzel bir şarkı performansı ile sizi karşılayacak. Dışarıda deneyimlemedim tabii ki de. Aslında bu bir ev ürünü olduğundan dolayı evin içerisinde denedim ve üzerindeki zaten görmüş olduğunuz gibi birçok modu bulunuyor. Buradan modlarının, sesinin açıp kapatabilme, modlar arasında geçiş yapabilme veya farklı işlevleri de yapabiliyorsunuz. Renk değişik Arka kısmına baktığımızda ise arka kısmında bir SD kart girişi bulunuyor. Ayrıca diğer girişler şarj girişi, AUX girişi yer verilmiş yani giriş bakımından zengin bir içerik olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ürünle ilgili yorumların olursa yorum kısmında bana belirtebilirsin. Ayrıca ürünü nasıl buldun bunları da yorum kısmında iletmeni isterim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ayrıca videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bu tarz ilginç ürünler ve fiyat performans ürünleri yani uygun fiyatlı fakat hem görüntülü görsel hem performans anlamında güzel ürünleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.